Merhaba arkadaşlar. Şimdi şu ana kadar gördüğümüz, öğrendiklerimizi bir tekrar edelim isterseniz. Ee, önümde bir gördüğünüz gibi satranç tahtası ve taşları var. Bu arada hemen şunu belirtmek isterim. Şimdi ilk e, genelde halka arasında satranç olarak da söylendiğini, kullanıldığını duyarsınız. Bu yanlış bir kullanımdır. Doğrusu satrançtır. Ona da dikkat etmekte fayda var. Şimdi özellikle biz e, üzerinde numaraları olmayan bir tahta seçtik. Bundaki amacımız şu. beyaz kare sağ tarafınızda kalacak şekilde tahtayı önünüze koymanız gerekebilir. Çünkü her zaman üzerinde numaraları numaralar belirtilmiş, adresleri belli diyelim. bir tahta bulamayabilirsiniz. Yani şöyle göstereyim. Eğer bu sağ tarafıma sağ köşeye siyah farklı renkte kare gelirse bu yanlış bir tutuş demektir. Sağ tarafıma beyaz karenin gelmesi gerekir. Bunu belirttikten sonra isterseniz hemen bir taşlarımızı tahta üzerinde yerleşimlerini bir görelim. Ee, bu arada taşları yerleştirmeye istediğiniz şekilde başlayabilirsiniz. Yani ilk önce istediğiniz taşı koyabilirsiniz. Bunun herhangi bir sıralaması yoktur. Ama yeter ki önemli olan doğru yerlere taşları koymaktır. Doğru yerlere koyduğunuz sürece hiçbir problem yoktur. Ben Kendim her zaman Dizmeye kaleden başlıyorum Şimdi iki tane kalemiz var Kalelerden bir tanesi Siyah kareye diğeri Beyaz kareye gelecek ve kaleler her zaman Köşede olurlar oyuna başlarken Kalelerimi yerleştiriyorum Kale, Kalelerin hemen yanında fi, e, Atlarımız yer alacak Atlar da aynı şekilde kaleler gibi Birisi e, beyaz Diğeri siyah kareye gelmek üzere iki tane atımı da koyuyorum Atların yanına Fillerimi koyacağım. Filler de aynı şekilde kale ve at gibi birisi siyah, birisi beyaz kareye gelmek üzere iki tane. Onları da yerlerine koyduktan sonra gelelim vezirle şahımıza. Şah kendi renginin zıt zıtındaki kareye konulur. Yani benim elimde beyaz bir şah var şu an. Bunu siyah karenin üzerine koyacağım ve hemen yanına da vezirimi koyacağım. Zaten sizin de bildiğiniz üzere Piyonları da on, bütün taşlarımın önüne sıralıyorum. Şimdi e, aynı şekilde karşı tarafın da taşlarını hemen dizeyim. Ve bir oyun açılış hamlesi yapıp açılışta nasıl bir yaklaşım ...sergileceğimi ben de merak ediyorum. Hep beraber görmüş oluruz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz bu... ...resim... ...bu hal, bu şekil... ...oyuna başlamaya hazır bir satranç tahtası... ...ve taşlarının dizilimini göstermektedir. Şu an oyun oynamaya başlanabilir. Oyuna her zaman beyazlar başlar. Ee, i̇stediğiniz piyonla başlangıcı... ...yapabilirsiniz veya başlangıç taşların üzerine atlayabildiği için atla da yapabilirsiniz. At ve piyonların dışında herhangi bir taşla başlangıç yapamazsınız. Ben tercihimi, başlangıç tercihimi piyonumu iki kare çıkarak yapıyorum. Şimdi bu bir başlangıçtır. Hamle sırası karşı tarafa geçer ve hamleler karşılıklı olarak bu şekilde sürüp gider. İsterseniz bir de e, tahtamızın tahtamızı üzerinde boşaltıp bu taşlarımızın tek tek nasıl hareket ettiklerini bir de canlı olarak hep beraber görelim. Ee, şimdi piyonumuzun satranç tahtasındaki hareketini bir e, görelim. Piyonlar başlangıçta sadece iki kare ileri gidebilirler. Başlangıcın dışındaysa her zaman bir kare ilerleyerek rakip rakibin sahasına doğru ilerlerler. Şimdi taş almaya geçmeden diğer taşların da isterseniz hemen bir hareketlerini görelim. Sonra piyon piyonun nasıl hareket edeceğini çünkü piyonun şöyle bir özelliği vardır. Piyon sadece rakip taşı alırken çapraz hareket eder. Yani düz değil. Şöyle gösterelim hemen. Diyelim şu şekilde bir konum var, durum var maçın karşılaşmamızda. Hamle sırası da beyaz taşlarda. Beyaz taş bir kare ileri gitti ve şu an siyah taş hamle sırası siyah taşta olduğu için siyah taş, beyaz taşı çapraz olarak alarak ilerleyebilir. Bu şekilde. Almak zorunda da değildir. Almadan da yoluna bir kare ilerlemek üzere devam edebilir. Ee, hiçbir zaman geriye, sağa, sola ya da çapraz olarak bunun dışında, taş almanın dışında hiçbir hareketleri yoktur piyonların. Şimdi ikinci olarak isterseniz e, kalemize bakalım. Kaleler e, biraz önce dediğim gibi köşelerde oyuna beyaz köşe ve siyah köşe olmak üzere iki tane kalemiz oyuna köşelerde başlarlar. Ve kalelerin hareketi her zaman istediği kadar ileriye, istediği kadar sola, sağa ya da geriye olabilir. Ama kesinlikle çapraz hareket edemezler. Düz hareket ederler. Sağa sola geriye ve istediği kare sayısı kadar ilerlerler. Karşısında bir taş varsa eğer, ilerleyerek düz hareket ederek karşısındaki taşı, ya da yanındaki taşı, ya da saat sağ yanındaki taşı, ya da arkasındaki taşı yine düz hareket ederek yiyebilirler. Karelerin o yüzden e, ne demiştik? Tekrar kısaca bir tekrar edelim çapraz hiçbir zaman hareket edemezler. Düz hareket etmek zorundadır. İleri geri sağa ve sola ileri geri sağa ve sola istediği kare kadar ilerleyebilir. Önünde bir taş varsa rakip taş varsa o taşı alabilir. Ama kendi renginden bir taş varsa o taşın üzerinden geçemez. Şimdi fillerin filimize bakalım. Filimizin hareketi de şöyle düşünün fili. Kalenin yapamadığı hareketi fil yapar. Ne yapar peki bu fil? Bu fil çapraz olarak ilerler. Kale gibi o da istediği kare sayısı kadar ilerleyebilir. Ama bu sefer farklı olarak düz değil çapraz olarak ilerler fil. Fil de çapraz olarak sağa, sola, yine sol geri çapraz ve sağa geri çapraz olarak istediği kare sayısı kadar ilerler. Peki Şimdi diyelim filimizin çaprazında bir rakip taş var. Ve hamle sırası da şu an beyaz, beyaz filde. Beyaz fil çapraz olarak hareket edebildiği için çapraz olarak gidip o taşı yiyebilir. Böylece rakip taşı almış oldunuz. Ama eğer filin çaprazında yani ilerleme yönünde kendi renginden bir taş varsa fil onun üstünden atlayamaz. En fazla onun yanına kadar gidebilir şimdi e, hareketi biraz karıştırılan bir taş Oysa hiç karıştırılacak bir şey yoktur ve e, iyi kullanıldığı takdirde oyunda gerçekten yine bütün taşlar gibi at da çok önemli bir taştır atın hareketi şöyledir arkadaşlar şöyle hesaplayabilirsiniz bir çapraz bir düz olarak hareket eder yani baktığınız zaman yukarıdan bak baktığınızda Lye benzer bir L harfine benzeyen, büyük L harfine benzeyen bir şekil çıktığını görebilirsiniz ortaya. Şimdi e, başlangıçta da demiştik işte oyuna ya piyonla başlayacaksınız ya da atla başlayabilirsiniz. Neden? Çünkü atın önü tıkalı bile olsa at hareketinden ötürü o kendi renginde taşın üzerinden atlayabilir. Yani atın hakikaten gündelik hayatlık gibi o atlarlar pek bir engel tanımazlar ya. Bu oyunda da öyle bir özelliği gerçekten var. Atla bu şekilde ileri sola doğru, aynı şekilde ileri sağa doğru, aynı şekilde geri sola doğru ve aynı şekilde geri sağa doğru hamle yapabilirsiniz. E, atın şimdi taş yemesini görelim isterseniz. At e, hareket gideceği karenin üzerinde rakip taş varsa bakın at hareketini yaptı ve rakip taşı aldı. Rakip taşı alıyoruz yerine atı koyuyoruz. Ama atın hareket edeceği karede kendi renginden bir taş varsa at tabii ki o karenin üzerine gidemiyor. Bunu da bilmekte fayda var. Zaten oynadıkça bunu aktif olarak siz de göreceksiniz. Şimdi gelelim çok fonksiyonel bir taş olan vezirimizi Vezir çok kıymetli bir taştır. Yani bazı kişiler şöyle der. E, veziri kaybeden oyunun işte yüzde zaten kaybetmiş demektir. Hakikaten de çok verimli kullanıldığı zaman çok önemli bir taştır. Yani birçok oyun seyrettim. Birçok oyunda sadece vezir şahı ve birkaç piyonuyla karşı tarafın taşları neredeyse önemli taşların var olmasına rağmen oyunu kazanan insanlar gördüm. E, şimdi vezirin hareketleri Vezir'i şöyle düşünebilirsiniz. Vezir, kale ve filin birleşimidir. Şimdi kale için ne demiştik? Kale istediği kare kadar ileri, ileriye, geriye, sola, sağa hareket edebilir kalemiz. Vezir de aynı şekilde istediği kare kadar ileriye, geriye, sola ve sağa hareket edebiliyor. Şimdi kaleden üstünlüğü üstün kılan şey ise şu. Fildeki gibi çapraz olarak da istediği kadar istediği kare sayısı kadar ilerleyebiliyor. Yani istediği kadar sol çapraza, sağ çapraza, sol geri çapraza ve sağ geri çapraza gidebiliyor. Yani vezir için bu oyun tahtası oldukça en çok seyahat edebilen taşımızdır diyebilirim. Oldukça büyük bir seyahat özgürlüğü var. Yani diğer taşlar Arabayla, otobüsle yolculuk ediyorlarsa, vezirimiz neredeyse uçakla yolculuk ediyor gibi bir durum var. Vezir istediği gibi, istediği yere, istediği zaman gidebiliyor. Tabi istisnai durumlar var. Bu istisnai durumlarda diğer taşlar için geçerli olan durumlardan farklı değil. Yani e, vezirin hareket alanı üzerinde kendi renginden taşlar varsa, bu onu tıkıyor. Yani böyle bir durumda vezir Sol çapraza ilerleyemez. Çünkü önünde sol çaprazında kendi renginden bir taş var. Aynı şekilde sol yana da ilerleyemez. Çünkü yine kendi renginden bir taş olduğu için burada da bir ilerleme yani vezirin kendi renginden bir taşın üzerinden atlama özelliği yoktur. Üzerinden atlama özelliği sadece atta var. Evet arkadaşlar. Şimdi isterseniz bir de vezirin rakip taşı nasıl yediğine bakalım. Şimdi vezirin hareketini anladık. Vezirin hareketi ne dedik? Düz ve çapraz olmak üzere istediği yönlere istediği kare sayısı kadar önü açık olduğunu varsayarsak hareket edebilir. Ve aynı şekilde hareket ettiği yönlere rakip taşlar varsa yolunda o taşları ye o taşları yer. Mesela şu an karşısında rakip rakibin bir filinin olduğunu göre düşünelim ve e, hamle sırası da beyaz taşlarda. Yani şu an hamle hamleyi beyaz vezir yapacak ve vezir 3 kare gitti ve rakibin taşını kaldırıp yerine kendisi geçti. Yani rakip taşı yemiş oldu. Aynı şekilde çaprazında bir taş olduğunu düşünürsek çapraz olarak hareketini tamamlayıp o taşı yiyebilir. Ama hiçbir zaman at gibi L gidip bir taş yiyemez. Şimdi son olarak da en önemli yani oyunun bitişini simgeleyen, kaybedildiğinde, kaybedildiğinde oyunun bitişini gösteren taş taşımız şah. Şah başlangıçta dediğim gibi dizilişte kendi renginin zıttı olan renkteki karenin üzerinde başlar oyuna. Şahın hamlesi de ileri, geri, sağ, sola ve aynı şekilde ileri geri, sağ sol çaprazlar olmak üzere sadece birer kare ilerler. Yani e, vezir gibi hareket eder ama vezir gibi sınırsız değildir. Sadece bir kare, bir seferde bir kare ilerleyebilirsiniz şahınızla. Yani bir kare sol çapraza gidebilirsiniz ya da bir kare ileri gidebilirsiniz. Ya da bir kare sola gidebilirsiniz. Bir kare sağa gidebilirsiniz. Bir kare geri gidebilirsiniz. Bir kare sol çapraz geri gidebilirsiniz. Bir kare sağ çapraz geri gidebilirsiniz. Peki gelelim. Şahımız taş yer mi? <laughs> Şah da en nihayetinde acıkıyor. Demek ki onun da taş yediği görülür. Şahımız taşı şöyle yer. Şahımız, şahımızın karşısında diyelim ki şöyle bir durum var. Hamle sırası siyah piyonda. Siyah piyon hamle yaptı ve şahımızın çaprazına geldi. Şu durumda zaten hamle sırası piyonda olsa piyonumuz şahımızı alabilir ama böyle bir durumun gelmesi çok zor bir ihtimaldir. Çaprazında ve şahımız ileri bir hamle yapıp piyonu yedi. Yani aynı piyonun onu yiyebileceği şekilde şahımız piyonu yedi. Ya da diyelim ki rakip taş şahımızın yanında. Aynı şekilde şahımız yana doğru hareket edip onu yiyebilir. Ya da gerisinde olabilir bu taş. Ama dediğim gibi arada bir kare olmak zorunda. Yani arada özür dilerim arada kare olmamak zorunda. Çünkü şahımız sadece bir kare hareket edebiliyor. Şah ve mat. Evet arkadaşlar. Duymaktan hoşlanmayacağınız ya da söylerken aynı şekilde zevk alacağınız bir kelimedir şahmat. Şimdi şahmat bu oyunun kazananını ve kaybedenini kaybedenini belirler. Şimdi şahmatın şah çekildiği zaman şahınızı kurtarmak için yapmanız gereken bazı şeyler vardır. Eğer bunları yapabilecek durumdaysanız bu şah şahınızı kurtarabilir, oyunu sürdürebilirsiniz. İsterseniz hemen şah çekil, size şah çekildiği zaman yapacağınız, düşünmeniz gereken şeyleri kısaca bir göstereyim. Şimdi şahımızın bu karede olduğunu varsayalım ve rakibin fili bir hamle yapıp bize şah çeksin. Fil ne demiştik? Çapraz olarak kendi renginde yani beyaz fil, beyaz karenin üzerinde olan fil sadece oyun boyunca beyaz kare üzerinde hareket eder. Beyaz kare üzerindeki filimiz burada olduğunu varsayalım ve bir hamle yaptı. Ve gördüğünüz gibi çapraz olarak beyaz kareler üzerinden beyaz yine beyaz kare üzerindeki şahımıza şah çekti. Şu an yapacağımız şey çok basit. Şahımızı tehlike olmayan bir kareye götürmek. Yani şahımızı bir kare ileri götürdüm. Ve gördüğünüz gibi artık şah tehlikeden kurtuldu. Peki eğer şahımızın gideceği bir kareyi başka bir taşta tehdit etseydi. Mesela burada da rakibin kalesinin olduğunu varsayalım. Bu durumda fil bize şah çekiyor artı karede düz olarak burayı tehdit ediyor. Yani şahımızla sol tarafa sol çapraz, sol yan ve sol geri çapraza hareket edemeyiz. Neden? Çünkü kalede burayı tehdit ettiği için şahımızın birkaç hamlesi kısıtlanmış oldu. Ne yapabiliriz? Şahımızı ileri, geri, sağ ve sağ geriye. Çünkü sağ ileri de alsak yine filin tehdidi altında kalırız. Ya da şöyle bir imkanımız varsa bunu da yapabiliriz. Burada da bir piyonumuz olduğunu varsayalım. Piyonumuzla bize şah çeken taşla şahın arasını kapatabiliriz. Ya da piyon, bunu piyonla da yapabiliriz ya da herhangi başka bir taşla da yapabiliriz. Yani burada atımız olduğunu varsayalım. Atımız hamlesini atımız hamlesini yaptı ve rakip takımın rakibin filiyle bizim ara, bizim şahımızın arasını kapattı. Böylece Gördüğünüz gibi filin tehdidinden kurtulmuş olduk. Fil burada şöyle bir hamle yapabilir. Gelip bizim atımızı yiyebilir. Atımızı yerse de şah bunun intikamını hemen alır. Şahımız da hamle sırası onda olduğu için o fili çapraz olarak yer. Ama şuna dikkat etmeniz lazım. Bu tarz şeylerde bu bir tuzak da olabilir. Yani bu kalenin burada olduğunu varsayalım fil gelip bizim atımızı yediği zaman tekrar çağımıza tehdit oluşturuyor. Ama biz çağımızla fili alabiliriz. Fili alırsak öteki tuzağa düşmüş oluruz. Bu tuzak da nedir? Kalenin bize kurduğu ve fili yem olarak kullandığı tuzaktır. Tabi bu tuzak dediğim gibi satranç oyunu bu tarz tuzaklarla doldurur. Bu sadece alternatiflerden bir tanesi. Bunlar gibi onlarca hatta yüzlerce alternatif oluşabilir oynadıkça zaten bu alternatiflerin neler olduğunu siz de kendi alternatiflerinizi oluşturacaksınızdır ve bu alternatiflerin neler olduğunu daha iyi göreceksinizdir. Şimdi şahımızı dediğim gibi herhangi bir tehdit altında kaçabiliriz. Ee, önünü rakip taşın tehdit eden taşın taşla kendi taşımızla kapatabiliriz o arayı. Biraz karışık oldu bu tanım ama yani biraz önce de gösterdiğim gibi araya bir taş getirerek kendi taşımızı getirerek rakiple arasındaki bağlantıyı kesebiliriz. Evet. Şimdi de size rok atmayı göstereceğim. Rok atmanın amacı nedir? Rok atmanın amacı şudur arkadaşlar. Oyuna başladığımızda hareketli taşlarımız yani kale, at ve filler bildiğiniz gibi oyunun daha köşelerinde, muhafazalı yerlerinde konuşlanırlar yani yer alırlar. Oysaki şah oyunun tam ortasında tehlikelere açık bir halde yer alır. Yani piyonlarımızı ileriye sürmeye başladıktan sonra şahın önümü, önü açılmış olur ve rahatça tehdit altında kalabilir. Bu yüzden satrançta rok atmak vardır. Rok iki tane iki türlü rok vardır. Bunlardan bir tanesi büyük rok, bir tanesi küçük roktur. Şimdi hemen isterseniz büyük ve küçük roku kısaca hemen özetleyeyim. Şimdi büyük rok büyük denmesinin sebebi şudur. Şahla kendisini uzak olan Kalenin arasındaki değişimi büyük rok denir. Şahla kendisine yakın olan kale arasındaki değişime ise küçük rok denir. Bu değişim hemen nedir onu açıklayayım. Şimdi büyük rok atmak için iki, iki birim uzak olan kaleye şahımız yaklaşıyor. 1 2 Kale de şahın üzerinden geçip hemen onun yanına yerleşiyor. Bu hareket büyük roktur. Şimdi hemen küçük roku gösterelim. Küçük rokta da aynı şekilde bu sefer... Kendisine yakın olan kaleye iki birim yaklaşıyoruz. İki birim yaklaştı. Kale de şahın üzerinden atlayarak hemen onun yanında yerini aldı. Şimdi arkadaşlar bu roku her durumda yapamıyoruz tabii ki. Roku yapabilmek için oyunun başında başladığı şekilde kalenin ve şahın hareket etmemesi gerekir. Ha şöyle olabilir. Mesela bu kalemizi hareket ettirmişizdir ama bu kalemizi hareket ettirmemişizdir. Bu durumda küçük rok yapamayız ama büyük rok yapabiliriz. Çünkü büyük rok yapacağımız kaleyi hareket ettirmemişiz. Aynı şekilde küçük rok yapacağımız kaleyi hareket ettirmemiş ama büyük rok yapacağımız kaleyi hareket ettirmiş olabiliriz. Bu durumda büyük roku yapamayacağız ama küçük roku yapabiliriz. Şimdi rok olmaması durumunda, rock yapamamız durumlarından bir tanesi de şudur. Kalenin ya da şahımızın gideceği kutuyu, kareyi hiçbir şekilde rakip taş tehdit etmemelidir. Mesela şu an büyük rok yapmayı planlıyorum ama kalem, şahım buraya gelecek, kalem de buraya gelecek. Ama gördüğünüz gibi kalemin geleceği yeri rakip taş tehdit ettiği için büyük roku gerçekleştiremiyorum. Ama küçük rok yapacağım karede hiçbir tehdit yok. O yüzden küçük roku gerçekleştirebilirim. Peki şöyle bir durum olsaydı. Her iki rok yapacağım kareyi de rakibin, taş, rakibin taşları tehdit ediyor olsaydı. Gördüğünüz gibi bu şekilde küçük rok yapmaya çalışsam rakibin fili şahımın gideceği kareyi tehdit ediyor. Büyük rok yapmaya çalışsam rakibimin kalesi benim şahın gideceği, rokta gideceği yer alacağı kareyi tehdit ediyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi küçük ve büyük roku yapamıyorum çünkü tehdit altında. Aynı şekilde rok yaparken şahımızın geçeceği yerlerde tehdit altında kesinlikle olmamalıdır. Hemen şöyle açıklayayım. Şimdi rakibin beyaz kare üzerindeki hareket eden fili gördüğünüz gibi hemen şahımın yanındaki beyaz kareyi tehdit ediyor. Ben rok yaparken ne demiştik? Şahı iki birim Uz, e, ...uzağında ya da yakınında olan kareye götürmektir rok yapmak e, kalede onun üzerine atlayıp hemen yanındaki yere alacak kısaca böyle diyebiliriz şimdi iki birim ben küçük rok yapmak için kaleye yaklaşırken gördüğünüz gibi rakip e, filin tehdit ettiği karenin üzerinden geç, geçiyorum bu durumda rok yapamam Çünkü bu karenin tehdit altında olmaması gerekir aynı şekilde büyük rok yaparken de bu şekilde arkadaşlar yine Gideceğim yolumun üzerindeki karenin kesinlikle tehdit altında olmaması gerekiyor. Buna dikkat ediyoruz. Zaten böyle bir durumda rock yapmamız, rock atmamız, rock yapmak ya da rock atmak ikisi de uygun kullanımlardır. Bu durumlarda gerçekleşmez. Son olarak bir de şunu söyleyeyim. Şimdi rock at, atmak dedik, şahımızı güvenli yere almaktır. Kısaca hemen toparlayayım. Şahımızın rok atınca gideceği yer tehdit altında olmamalı. Şahımızın gittiği yol tehdit alt, e, te, rakibin tehdidi altında olmamalı. Artı bize şah çekildiği esnada biz şahımızı rok atarak bu durumdan kesinlikle kurtaramayız. Böyle bir durumda da rok atılamaz. Yani bunu çok sakin hiçbir tehdit yokken kendi sahanızda gerçekleştirmeniz gerekir. E, o yüzden rok atmak sanki şöyle düşünebilirsiniz. Birkaç hamle sonrasını düşünerek yapılabilecek bir harekettir. Yani rok atmak size taşlarımızı daha fazla aynı anda hareket ettirme imkanı verir. Ha unutmadan rok'u sadece bir defa oyun esnasında yapabilirsiniz. Bu bilgiyi de verdikten sonra umarım başarılı bir şekilde rok atıp oyunu kendi lehinize çevirebilirsiniz. Evet. Hamle sırası siyahlarda. Ve siyahlar kalelerini atımızı tehdit edecek bir mevkiye getirdiler. Siyahlar bu hamleyi yapmakla hiç de iyi yapmadılar. Çünkü şu an bu oyunun durumu pat. Yani beraberlik. Neden mi beraberlik? Şu sebepten. Şimdi hamle sırası beyazlarda. Beyazların yapacağı hamle alternatiflerine bakalım. Şimdi piyonları mı oynamak istesem, beyazlar piyonları oynamak istese, hareket ettirmek istese ettiremeyecek. Çünkü önleri kapalı gördüğünüz gibi piyonları oynatamıyor. Peki atını hareket ettirmek istese, atın da gideceği bir yer yok. İleri hareketlerinde piyonlar, sağa doğru yapacağı hareketinde ise şah var. Yani hiçbir yere hareket edemiyor. Geriye sadece şahın hareketi kalıyor. Şah şu an tehdit altında değil ama şahın gideceği bütün kareler tehdit altında. Yani şah hiçbir kareye gidemiyor. Bakın. Bir kare ileri giderse vezir o kareyi tehdit ediyor. Sola giderse yine aynı şekilde vezir O kareyi tehdit ediyor. Geri giderse gerideki bütün kareleri rakibin kalesi tehdit ediyor. Sağa giderse hem fil hem de vezir O kareyi tehdit ediyor. Yani bu durumda şahın yapacağı hiçbir hamle yok. Ve oyun pat. Yani berabere bitti demektir. Tabii ki durum böyle olmasaydı bu pat söz konusu olmayabilirdi. Yani rakibin hareket ettireceği bir hareket ettireceği beyazların bir taşı olsaydı eğer yani mesela şu an piyonu hareket ettirebilir durumda ve şahını hareket ettiremiyor, diğer taşlarını da hareket ettiremiyor, bir tane piyonunu hareket ettiriyor. Bir tane taşını bile hareket ettirebiliyor olursa o taşı mecburen oynamak zorundadır ve oyun pat olmaz. Gördüğünüz gibi şu an beyazlar piyonlarını hareket ettirebiliyorlar ve oyun devam ediyor. Yani bir beraberlik söz konusu kesinlikle değil. Burada siyahlara düşen şey oyunu pata getirmeden çünkü taş üstünlüğü onlarda olduğu için oyunu pata yani beraberliğe çevirmeden bir an önce rakibin şahını ele geçirmek yani şahı mat etmek. Şimdi son olarak da sizlere bir piyonlarla ilgili iki durumdan söz etmek istiyorum. Bu durumlardan bir tanesi geçerken alma diye tabir edilen bir durum var arkadaşlar. Geçerken alma nedir? Geçerken alma şudur. Diyelim rakibin piyonu bu mevkide. Ben de sizin de bildiğiniz üzere <laughs> piyonlar başlangıçta iki kare hareket etme hakkına sahiptirler. Yani normalde bir kare bir kare ilerlemelerine, ilerlemelerine, rağmen başlangıçta iki karelik bir çıkış yapabilirler. Şimdi piyonumla iki kare çıkış yaptığım zaman rakip piyonun benim piyonumu ...çapraz olarak alma imkanını kaybetmiş oluyor. İster istemez elinden almış oluyorum bu hakkını. Ama rakip ya da aynı konuma biz de gelebiliriz. Buradaki alma hakkını kaybetmiyor. Sanki bu piyon bir kare çıkmış yani buradaymış gibi... ...rakip hamlesini çapraz olarak yapıp bu piyonumuzu alabilir. Buna da geçerken alma diyoruz. Şimdi bir de şöyle bir durum vardır. Piyonlarla ilgili piyonlar bu oyunda hakikaten hani çok turlar fazla oyun içinde değerleri kıymetleri bilinmeyen taşlardır aslında çok kıymetlidir hele ki oyun sonlarına doğru bu piyonlar o kadar kıymetli hale gelir ki o yüzden piyonlarımız da diğer taşlar gibi oyun boyunca muhafaza etmemizde çok fayda var en kıymetli oldukları yerde şudur bir piyon yeri geldiğinde kaybettiğimiz bir veziri geri kazandırabilir bizi yani piyonumuz rakip taşların herhangi bir tehdidi ya da alınmaya uğramazsa, alınmazsa kaybetmezsek ve rakibin son karesine kadar ilerlerse istediğimiz kaybettiğimiz taşla yer değiştirebiliriz. Mesela vezirimin olmadığını varsayalım ve piyonumla rakibin son karesine kadar gittim. Piyonumu bırakıp yerine kaybettiğim yıllar önce kaybettiğim vezirimi alabilirim. İşte Veziri de piyonumu gittiğim son kareden alıyorum. Ama bu piyonu da tabii ki veziri veriyorum. Yani biraz takas oluyor. Veziri veriyorsunuz. Yani eskiyi götürüyorsunuz. Yeniyi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar her taşın bir değeri vardır. Bu değer puanlama olarak puan olarak da değerlendirilir taşlar. Mesela piyonlar oyunda bir puandır puanlı oyun oynarsanız ya da hangi taşınızı öncelikle feda edip hangi taşın karşılığında ne kadar puan kazanacağınızı bilmek adına bunları da söyleyeyim size hemen. Piyonların hepsi bir puandır. E, fil, filler ve atlar üçer puan. Kaleler 5 puan. Vezirimiz 9 puan. Şaha ise sizin de tahmin edeceğiniz üzere paha biçilemez. Yani en yüksek puan artık 100 mü verirsiniz, 1000 mü verirsiniz o size kalmış. Ee, yani şöyle bir kaba bir hesap yapabilirsiniz. Mesela oyunda toplam kaç puan var diye düşünürsek. 3, 6, 8. 8 tane piyonumuz olduğu için piyonların toplamı 8 puan. Yani 8 tane piyon bir tane vezir etmiyor. Ama nasıl etmiyor? Aslında bir piyonda... Çok rahat kaybedilmiş bir vezir ediyor. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Neden? İşte satrançta bütün taşların önemi, yani kendi başına çok önemleri vardır. Yeter ki biz doğru kullanalım. O yüzden bu puanı sadece küçük bir detay bilgi olarak verdim. Çok takılmanıza gerek yok. Mümkün olduğunca e, siz taşlarınızı muhafaza etmeye çalışın. Ama bazı durumlar var ki taşlarınızı feda etmeniz gerekebilir. Mesela rakip çatal atmak diye bir şey vardır satrançta. Rakip size çatal atabilir. Çatal atmak nedir? Çatal atmak şudur. Mesela şimdi e, rakibin atı benim iki taşımı aynı anda tehdit ediyor. Bense sadece bir taşımı oynatabileceğim. Bu durumda taşlarımdan hatta şöyle yapalım hem puanlama açısından da bize daha sağlıklı bir sonuç vermiş olur. Şimdi sadece bir taşımı oynatabileceğim için sadece bir taşımı kaçacağım. O yüzden. Kimi hangi taşımı feda edeceğim? Tabii ki düşük puanlı olan taşımı yani filmi feda edeceğim. Ama şöyle de düşünebilirsiniz. Mesela elinizde iki tane kaleniz kaldı. Filiniz bir tane kaldı. Burada puanı değil de elinizde bir tane çapraz hareket eden taşınızı bulundurmayı da hesaba katabilirsiniz. Bu durumda filinizi tehlikeden uzaklaştırırsınız. Kalenizi feda edersiniz. Oyunda bir tane daha kaleniz kaldığını düşünürsek. Ama bir filiniz bir kaleniz var. Hangisini feda edersiniz? Tabii ki bu bu anlamda puanlama ya da oyunda işlevsel kullanım olarak kale daha fonksiyonel bir taş olduğu için kaleyi kaçmakta fayda var. Yani 3 puanlık fili feda edebilirsiniz. Buna da çatal atmak deniyor arkadaşlar. Şimdi bir de şu var. Bakın o güzel bir hamledir aklıma geldi. Açarak şah çekmek vardır. Bu da güzel bir hamledir. Mesela rakibin şahı burada. bizim de böyle bir dizilişi var beyazlarında. Şimdi gördüğünüz gibi kale rakibe şah çekemiyor. Neden? Çünkü kendi taşıyla önünü kapatmış beyazlar. Beyazın önünü açtığım zaman şu an kalenin önünü açtım ve şah çektim. Bunun ismi, bu hamlenin ismi açarak şah çekmektir. Yani kendi önünüzü açarak rakibe bir hamlede şah çekebilmeniz olayı durumudur arkadaşlar. Şimdi bir de şiş diye bir olay vardır arkadaşlar. Şiş genelde şöyle bir olaydır. Mesela çapraz olarak bir dizilim var. Şu an gördüğünüz gibi beyaz fil kaleyi tehdit ediyor siyah kaleyi. Şimdi eğer kale tehdit edilen yeri kaçarsa bu sefer arkasında kalan beyaz fili yem olarak vermiş olacak. Gördüğünüz gibi o kurban gitti bu sefer. Kaçmazsa ne olur? Kaçmazsa tabii daha sağlıklı olur kendisi için. Kaleyi kaybetti ama kendisi de sonradan beyaz fili yiyebilir. Burada dediğim gibi oyunun gidişatına bağlı olarak bir değerlendirme yapıp onun kararını sizin vermeniz. Çünkü her durumda bu taşların değeri artabilir, azalabilir. Yani hiçbir zaman değeri azalmayacak taşlar tabii ki e, vezirdir, kalelerdir. Ama dediğim gibi iki tane olduğu için bir tanesi eksikken... Eee iki tane filiniz varsa bir tane fili verebilirsiniz ya da bir filiniz varken iki kaleniz kalmışsa bir tane kaleyi vermek rakibe yedirtmek daha mantıklıdır. Bunların dışında bahsedeceğimiz yani temel şeyler aslında bu kadar satrançla ilgili. Gerisi artık zaten oyunda aktif olarak kullandıkça siz de göreceksiniz farklı farklı teknikler kendi stratejilerinizi ve tekniklerinizi geliştireceksiniz. İyi şanslar diliyorum. Umarım eğlenerek ve severek satranç oynarsınız. Bir ömür boyu bunu sürdürürsünüz bu. Bir alışkanlığınız olur çünkü gerçekten hem keyifli hem de zekayı ve yetenekleri düşünme yeteneğimizi geliştiren bir oyundur satranç. İyi oyunlar.